Evet, son sorumuz artık virgülün kullanılmayacağı yerler. Hatalı kullanımlarda bulunuyoruz. Nerede virgül kullanılmaz? Onlara bakacağız. Önce bir başlığımızı atalım. Virgülün kullanılmayacağı yerler sorulursa deyip nerelerde kullanılmaz? O başlıkları bir atalım. Fıtı 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 fıtı. Evet, başlıklarımızı yazdık. İlki zarf fiilden sonra. Nelerdi zarf fiiller? Ip, arak, ken gibi zarf fiilden sonra. Üniversite sınavında bu daha önce iki kez soruldu arkadaşlar. Ip'la soruldu. Altı çizili sözcüklerden, altı çizili noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır dendi. Zarf fiilden sonra. Mesela bana bakıp güldü derken buradaki ıp zarf fiili bizim için bir bağ fiildir. Zarf fiilin diğer adı neydi? Ip. Bundan sonra eğer virgül kullanacak olursak noktalama yanlışı yapmış oluruz. Çünkü bu şu anlama gelir. Bana baktı ve güldü gibi olur. Hem ve'yi hem de virgülü kullanmış gibi oluruz. Noktalama yanlışı olur. İkincisi ise şart ekinden sonra. İse zaten belli bir koşul anlamı veriyor, belli bir bağlaç anlamı veriyor. Dolayısıyla bundan sonra kullanmak yanlış olacaktır. Mesela çalışıyorsa kazanır dediğimizde buradaki SSA'dan sonra kullanamıyoruz. Ve, veya, ya da, ya, yahut gibi bağlaçlardan önce ve sonra kesinlikle kullanamıyoruz. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra. Aslında şurada da vermiştik tekrarlı bağlaçlar ama buna bir örnek daha verelim. Hem aramıyor hem soruyor. Hemden sonra veya şuradaki hemden sonra eğer herhangi bir noktalama işareti kullanırsak zaten bu noktalama yanlışı olur. Ya geleceksin ya gideceksin derken gel yahut git söyle. Hayır, kullanamayız. Aramıyordan sonra da kullanamayız. Hem. Zaten esas olan şey şu iki bağlaçtır. Pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan D bağlacından sonra. Örneğin, çocuk gitmem de gitmem. Diyor. Zaten şuradaki anlamı güçlendirmek için kullanılmış. Bundan sonra herhangi bir noktalama işaretini kullanamayız. Ağladım da kazandım. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama ağlamak bir yargı, kazanmak bir yargı. Buradaki D'da iki yargıyı bağlamış, bağlama görevinde olduğu için buraya da virgül koyamazsınız. Evet, geldik zarf fiil görevinde kullanılan mı edatından sonra. Bu da hangi durumda karşımıza çıkar? Zarf fiillerin ınca ince eki yerine kullanıldığında. Örneğin yaz geldi mi Mersin çok sıcak olur cümlesinde. Buradaki mı aslında yaz gel ince anlamında değil mi?
zaman anlamı verdi. İşte buradaki mi'den sonra virgül kullanamazsın. Son olarak da tamlayanla tamlanan arasına virgül koyamazsın. Örneğin çocukların emeği umarım zayi olmaz. Bir de ünlem koyayım da biraz düşünsün insanlar. Çocukların emeği derken çocukların emeği tamlayan ve tamlanan arasına herhangi bir noktalama işareti koyamayacağın gibi virgül de konmaz. Bazen şu tipte sorular görürüz. Çocukların ailelerin emeği, umudu ve sevgisi gibi. Bakın, çocukların, ailelerin derken iki tane tamlayan, emeği, umudu, sevgisi derken üç tane tamlanan var. Bizim şurada kastettiğimiz tamlayanla tamlanan arasına virgül konmaz dediğimiz yer şöyle bir kullanım değil. Bakın burada tamlayan, burada tamlanan. Bunun arasına koyamazsınız. Ama burada çocukların virgül tamlayan, ailelerin iki tane tamlayan var. Burada bir sorun yok. Devamında bir, iki, üç tane tamlanan var. Emeği, umudu ve sevgisi dediği zaman konabilir. Herhangi bir sakınca yok. Dil açısından caizdir. Hocam burada ailelerinden sonra nokta virgül gelir mi? Gelmez. Bu bir tamlama. Çocukların, ailelerin emeği, umudu, sevgisi. Komple tamlama. Nasıl? Anlam karışıklığı çıkarmıyor. Hayır canım. Bak, çocukların emeği, çocukların umudu, çocukların sevgisi. Aynı şekilde al burayı. Ailelerin emeği, ailelerin umudu, ailelerin sevgisi. Bizim kuralımız neydi? Belirtili at tamlamasında birden fazla tamlayan, birden fazla tamlanan olabilir. Herhangi bir sorun yok. Ama burada belirtisiz tamlama kursaydık, mesela çocuk neyi diyebiliriz? Önlüğü deseydik birden fazla tamlama koyamazdık o zaman zaten. Çocuk önlüğü, çocuk bir şey diyemeyiz ki başka. Yani belirtisiz tamlamada birden fazla tamlayan koyamıyoruz. Tamam, çocuk önlüğü, çocuk gözlüğü. Birden fazla tamlayan koyamıyoruz. Tamlanan değil. Hocam peki ailelerin emeğinden sonra noktalı virgül koyabilir miyiz? Çünkü şu an ailelerin hayır. Emeği ara söz gibi olabilir. Yine hayır koyamayız. Ha, ailelerin emeğinden sonra değil. Ya şuraya mı demek istiyorsun? Evet. Oraya da koyamayız. Çünkü burası bir... Sonrasına da koyamayız. Çünkü burası tamamıyla bir tamlama. Çocukların, ailelerin emeği. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Ailelerin emeği bir tamlama mı? Evet. Aynı şekilde alıp ailelerin umudu bir tamlama mı? Arasına virgül koyacağız. Birden fazla tamlayan var. Ailelerin sevgisi bir tamlama. Arasına virgül koyacağız. Buraya bakalım. Çocukların emeği. Tamlama. Şuna bağlı. Çocukların umudu. Tamlama. Şuna bağlı. Arada virgül var. Çocukların sevgisi tamlama arada virgül var. Koyamayız herhangi bir işaret. Evet, bizden bu kadardı. Bir haftada ancak bu kadar olur. Görüşürüz.